dinimizde maktalgan sıfatlardan bittesi bu kemterlik. Yani özü, insan özünü kem, fes tutuşluğu, haksar tutuşluğu bu kemterlik deyiladi. Aynen o şu narsani ziddi, mukabili, kibir. Yani insan özünü yukarı tutuşluğu, özünü başkadan yukarı tutuşluğu. Hop, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ikramlarga savol qilishdi Peygamber sallamga. Aytdi ki, ya Rasulullah, adam chiroyli kiyinib yurgisi keladi, chiroyli qo'ng'iroqli kavuşlarını kiyib yurgisi keladi. Mana shu narsa ham kibirmi deb so'rashdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh güzel, güzelliğini yaxshi ko'radilar. O şey insan özüge bir yarışadigan, çıraylı kiyimlerini kiyip yürüyüşlüğü kibir emez. Onda kibir demeye deyişken de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirini şunu diye tariflediler ki, kibir dediler, hakkını inkar kılış ve adamlarını kemsitiş dediler. Yani hakkını inkar kılıştık kibir. Allah subhanahu ve ta'ala yuvargen din hak. Yani şunu inkar kılıştık kibir kısablanır. Bir kişi sizi mukabilizde turib, biron bir haqiqatni gapirsa, ana o'sha haqiqat gapirilgan paytda uni qabul qilmaslik bu kibir bo'ladi. Ya'ni ki o'sha qabul haqiqatni gapirguvchi kishini o'zimizdan past sanaymiz. Shuni aytganini qilamanmi? Shunda maslahat olamanmi? Shuni nasihatiga quloq solamanmi? Deb turib o'zimizni undan afzal deb bilamiz, uni o'zimizdan past sanaymiz. Ana o'sha kibir bo'ladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilar ki, sen gapirguvchi kishiga e'tibor qilmagin, gapirilayotgan gapga e'tibor qilgin. Ya'ni birov senga bir narsani gapirdimi, u gapirayotgan odamning kimligiga emas, gapirilayotgan gapga. Agar u haqiqat bo'lsa, Allohning diniga, Alloh rasulining ko'rsatmasiga tavsiya qilinayotgan narsa bo'lsa, uni qabul qilgin. Uni gapirguvchi emas, gapirilayotgan narsaga e'tibor qaratgan deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rahmat qildi.